Hakkını helal etsen de artık Adem. Daha ne? Kışlık erzağını verdik. Nohutu, tarhanası. Al şurada 15 günlüğü. Sağ ol abi, helal olsun. Yarım ağızla söyleme şunu aslanım. Kazıkladık mı seni? Yok Cafer abi, ne kazığı? Yüzün gülsün. Gülmüyor yüzümüz be abi, ortalık kötü. Evde 4 çocuk, hanım, anam. Uçkuruna sahip olacaksın aslanım. Bir tane de yolda. Yolda abi. Çüşterler adamı. Ne sorun? İkide kalacaktım. Bak bize, yengen çalışıyor. Ben eşek gibi. Gene de yetiştiremiyoruz. Zor abi, yetişmez. Kafanı çalıştıracaksın Adem bu zamanda. Bir işle karın doymaz. Apartmanlar doğalgaza geçtiler. İşler hafifledi. Öyle, haklısın. Bir işler yapmak lazım. Hadi davran, millet gazete bekliyor. Kaçırmayalım şu kuponları. Gazetelerle mahalleyi zengin ettik. Bize bir şey yok. Olmuyor böyle şey. Söyleyin herkese. Onların yüzünden hatırlı müşterilerimizi küstürüyoruz İbrahim abi. Yok bundan sonra. Gazete bayi değiliz. Yağın da bizden alacak, şekerin de. O şartla. Oldu, iyi günler. Vay bakkallar kralı. Ne anlatıyorsun yine? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz enişte. Hoş bulduk aslanım. Ayırdınız mı bizim gazeteleri? Ayırdık beyefendi. Yeter. Sabahtan beri birbirimizi yiyoruz. Neredesin? Ayıracaksın tabii. Baş müşterin geldi. Başladın yine otlamaya. O benim hakkım efendi. İtirazım var. Kızlarıma da götürüyorum. Al sen de yesin çocuklar. Teşekkür ederim. Hop. Vallahi söyleyeceğim kayınbabana. Bir de selam söyle. Bir duyarsa buradan götürdüklerini. Duysun. O kapıcılık yapmadı mı? Babam yatıyor enişte. Ne var aslanım? Geçmiş olsun. Sağ ol enişte. Siyatik. Vah vah. Tuttu yine ha. Bunun ağını almış. Kız bulmuşlar köyde. İlla da evlendireceklermiş. Fena mı Yusuf abi? İstemiyor aslanım. Zorla olmaz ki bu işler. Malı vardır kızım, malı. Yaşlı ataya basar mı benim kayınbabam? Herkes bizi evlendirmeye çalışıyor enişte. Sultan Hanım da bulmuş akrabalarından birini. Onun hesabı başka. Ailede oyunu artıracak. Demedim mi Yusuf abi bak, nasıl anlıyor hemen eniştem. İyi günler. Yürüyen mazaral zinciri geldi. Nasıl babam? Yatıyor öyle. Yüzün asık ne oldu? Analım bir şey mi söyledi? Kim takar onu enişte? Kaçacağım vallahi evden. Temizlik de bize kaldı, sabah servisi de. 5'te kalkıyorum. Ondan sonra pazarlama. Hadi bakalım işine bak, laf dinleme. Bunlar bizim aile sorumluluğumuz. Elin kolun rahat dursana. Anlamadım, ne yaparsın? Yakarım ha. Sulluk yok bu müessede. Al gazetenin sütünü, hadi defol. Bay, adam mı oldun? Serpil hayatım, bak adamlar benden bugün cevap bekliyor. Çocuk oyuncağı değil ki bu. Verdin tak. Yok öyle taktuk Sedat Bey. Paranın değeri her geçen gün düşüyor bak. Maceraya tamam ben öyle emeklilik ikramiye. Macera yok Serpil'cim. İş kuruyoruz burada bak. Bir koyup 5 alacaksın tak. Çok dinledik bunları. Ayrıca ben daha emekli olmaya karar vermedim ki. Ver hayatım. Bugün baş istifayı tak. İstersen aramızda senet yapalım ha. Ne dersin? İstemem senin senetlerini. Para gittikten sonra. Gitmez kardeşim, gitmeyecek. Sana söz veriyorum. Yani yemin mi edeyim? Ekmek mi çevireyim başımda? Ne yapayım Serpil? Öf, Allah'ın cezası. Niye açtı kız bunu cayır cayır? Serpil'cim bak canım. Kes Sedat, kes. Adamlara da söyle. Karım o parayla ev almayı düşünüyor da işte bu kadar. Ne? Ev mi? Evet. Sende vizyon yok Serpil. Evet yok. Biraz büyük düşün yavrucuğum, biraz büyük. Düşünemiyorum yavrucuğum, maalesef düşünemiyorum. Serpil yazık, ayağımıza kadar gelmiş fırsatı mahvediyorsun yani. Çok öyle fırsatlar geçti eline. Ne oldu yavrucuğum? Devamlı engellendik. Ben mi engelledim? Evet canım. Bırak artık. Ben de kendi ayaklarımın üstüne durayım Serpil. Kendi irademle, kendi inisiyatifimle, kendi işimin sahibi olayım. Bıktın mı mafya bozuntusu Yavuz'un yanında ikinci adam olmaktan ya? Hiçbir işte tutunamadın ki kardeşim. Öyle mi? Neden? Dürüst değilsin çünkü. Dürüst değilim ha? Evet, değilsin. Yazık yazık. Sonunda bunu da söyledin kocana. Tü! Asıl sana tü. Ay ne bağırıyorsun anne? Ayıp olmuyor mu? Aman sus be sen de. Terbiye mi edeceksin bizi bu yaştan sonra? Ne var kızım?
Güzel güzel konuşuyoruz, şurada ne var? Bu nasıl konuşmak baba? Sen gitmiyor musun üniversiteye? Ali'lerle gideceğim. Bak, bacak kadar çocuğun altında araba. Biz de burada iş adamı geçiniyoruz sözde. Bu kız üniversite açıldığından beri boş boş gidip geliyor, haberin olsun. Ne oluyor kızım? O kadar para döktük biz. Ben de anlamadım. Bazı derslerin hocaları yokmuş. Olmaz öyle şey. Şerefsizim veririm medyaya. Tak! Reality şovlardan birine. Kiriz miyiz biz burada? Eğitimde skandal. Tak tak! O kadar çevremiz var bizim de. Ha! İşlerimiz maşallah gittikçe açılıyor Davut. Çok şükür Hürriye. Para kesiyoruz anne. Bu doğalgaz işi. Al. Kimsenin yanında böyle konuştuğunu duymayayım bir daha. Aman yavrum, çok hırsız var ortalıkta. Maşallah de. Maşallah bize anne. Baba biz vergi mi kaçırıyoruz yoksa? Aa, o nasıl söz oğlum? Her şeyimiz tamamen kanun. Rahat dur abi, hadi. Yere bırak o iti. Onu it diyemezsin baba. O bir it. İt derler onlara bizim köyde. Davut, ben şöyle bir hesap yaptım. Hesap mı yaptın? Hı. Evet. Hiç rentable çalışmıyor bu dükkan. Allah Allah. Dinle babaannemi. Al. Dürtme beni. Babalar dürtülmez. Anlat bakalım Ulvi Hanım. Neymiş kusurumuz? Önce telefonlarınız Davutcuğum. Olmaz. Size bir telesekreter almamız lazım. Dilek orada kendi işine bakıyor. Bugünden itibaren geliyorum başınıza. Temizlik de yapmamız lazım. Sen yorulma anneciğim. Bakıyor kız ne güzel yumuşak yumuşak. Notlarımız da alıyor. Hop. Annen konuşuyor. Evet yavrum, kesme sözümü. Çok ayıp. Devam et. Ondan sonra size bir de station araba almak lazım. Uğraşamam ben arabayla Ulviye. Baba harika, dinle annemi. Dürtme beni. Lazım Davut. Çok taksi parası veriyorsunuz. Evet baba. Ne güzel kendi arabamızla öyle yumuşak yumuşak. Al. Annen konuşuyor. Cafer amca geldi. Al kuponlarımızı yavrum. Günaydın. Buyurun. İyi günler. Ne haber tertip? İyi, ne olsun. Araba alıyoruz. Oh çok iyi. Hayırlı olsun. Anne, arabalı kupon. Düşünüyoruz bakalım Cafer Efendi. Sabri Bey de sizi soruyor. Pek telaşlı. Apartman yöneticiliğine adaylığınızı koyacağınızı duymuş da. Evet efendim, duysun. Bu işin gizlisi saklısı yok. Koyacağım. Oh, söylemezsem. Bu yıl inşallah oy birliğiyle. İyi günler. Koy anne. Arabamızı alırız. Öyle gezeriz yumuşak yumuşak. Nasıl döndük Macaristan'ı baba? Yeneriz oğlum. Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Cemler nerede kalıyor şimdi? Hiç belli değil. İki gün abimlerde, iki gün tahta kafalarda. Büyük çekişme var aralarında. Olur mu öyle saçma şey Can? Göçebe gibi. Çocuklar da rahatsız olur. Oldular bile. Cem otele çıkmayı düşünüyor. Nimet Hanım, ay kızıma doyamadım. Mina atlıyor, ay oğluma doyamadım. Hadi baba, için şu kahvelerinizi artık. Arkadaşlar bekliyor. Aslı da mı sizinle geliyor artık? Evet anne. Arabada yer var. Yolumuzun da üstü. Öğrenci servisi oldu arabamız. Babacığım, kahvenizi boğazınıza dizmek istemem ama. Arkadaşlar bekliyor baba. Beklesinler biraz. Özel şoförlerim bu adam oğlum. Bekleyecekler tabii. Aa. Nazan? Aa. Bu benim kazam değil mi ha? Evet. Niye aldın şimdi oğlum onu? Bir günlük anne, panik yaratma. Kıyafetim oydu. Çıkar çabuk onu. Çıkar. Çıkar. Çıkar oğlum. Adam iki kere bile giymedi. Bıktım senden ya. Gömleğim, kravatım, arabam. Yavaş baba, ne yapıyorsun? Yırtacaksın. Rambo gibisin ha. Kim bunlar? Ali Bey'in arkadaşları mı? Beraber karşıya geçecekler. İyi valla. Adamın arabası Bostancı dolmuşuna döndü. Aynen.
Ne diyor yukarıdaki alaman bozuntuları? Tamam diyor. Koyacakmış adaylığını. Koysun bakalım. Üniversite ağaçları için siz de imza topladınız mı? Protesto. Toplayın. Allah Allah. Gençlere gösterdiği yola bak şu baykuşun. Anarşist ruhlu. Evet efendim. Ruhunda var adamın. Terörist. Herkes imza versin. Bak arttırabiliyorlar mı üniversite ağaçlarını? Başladı Cemil efendim. Merhaba koçum. İyi günler komşum. Selam efendim. İşe mi? İşe komşum. Vaziyeti el koyduk. Oy efendim ne güzel ne güzel. Cafer yardım et Yavuz Bey'e. Buyurun. İyi günler. İyi günler koçum. Sahip ol canavara. Olmam mı efendim? Ah canım. Prens, hakiki prens. Maşallah efendim. Pek büyüdü küçük bey. Ellerinden öper amcası. Nasıl oldu büyük hanım? Çok şükür efendim. Kırık değilmiş. Merhem sürdük sardık. Oh, Allah afiyet versin. Sahip olmamız lazım böyle teyzemiz gibi tarih eserlerimize. Olmaya çalışıyoruz da efendim. Maalesef yaşlılık pat pat düşüyor. Eyvallah komşum. Sefa ile efendim, sefa ile. Ha efendim. Buyur komşum. Efendim, sizin hanım arkadaşla ilgili... Ellerini oynatmadan konuş komşum. Özür dilerim. Ne olmuş hanım arkadaşımıza? Vatandaşa cahçut mu var? Efendim, maalesef apartmanda bazı çatlak sesler. Nefesleri keserim şerefsim. Kimmiş? Gırtlaklarım. Ne karışırlarmış benim özel hayatıma? Ne yapar Yavuz Bey adamı? Söyledik efendim, ne karışırlar? Kim bunlar koçum? Kızım bekliyorlar. Ali'nin arkadaşları. Dağıtırım şerefsiz. Katil gidiyor Sevim. Gidiyoruz sayın abim. Emret. İsteriz biraz. Ispanak, pancar. Getirelim sayın abi. Aman bu da fena dadandı ha. Günaydın. Efendim hayırlı işler. Sağ olun. Nasılsınız Sabri Bey? Nasıl oldu kayınvalideniz? Daha iyi efendim çok şükür. Saygılar. Teşekkür ederim efendim. Sefa ile efendim, sefa ile. Vay müdürüm. Toplamışsın ördekleri. Ne yapalım? Müşteriler bekliyor. Bunlara da dert oldu ha. Kaç kişi oldu bunlar? Arkaya sıkışırız baba, panik yapma. Sıkışırız amca, dert değil. Genç onlar, genç. Birkaçı buraya gelsin müdürüm yavruların. Sıkışmayın orada. Yavuz Bey şöyle yapalım. Sen şu anahtarı al. Gene dediğin oldu senin. Oo, hadi, hadi. Şimdi rahat rahat baba. Hadi çocuklar. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sen de bana gel müdürüm. Ben de onu diyecektim Yavuz Bey. Mümkünse. Ne demek müdürüm? Yaratırız senin için. Buyur. Teşekkür ederim. O kadar. Rahat rahat. Buyurun şöyle. Tamam tamam. O kadar efendim. Komşuluk arasında. Ne güzel ne güzel. Şükrü Bey katille gidiyor Sevim. Arabada yer kalmadı. Gidiyoruz sayın abim. Ne üstüne vazifeyse kadıncağızın. Tövbe tövbe. Yavaş oğlum yavaş. Takma müdürüm. Gel çocuklar. Eyvallah koçum. Güle güle. Vay be. F-16 gibi mübarek. Allah kahretsin haydut. Otomobil yarışına çıkıyor sanki. Katil canım adı üstünde. Katil. Adı batsın. Gırtlaklığı verilmiş komşusunu. Yani. Maşallah. Delikanlı delikanlı gibi kullanıyor arabayı müdürüm. Çılgın. Bir kaza yapacak. Korkuyorum. Allah göstermiş. Alacaksın sen bunu artık bir araba müdürüm. Yolu yok. Arabalar çok pahalılandı Yavuz Bey. Benzini, bakımı. Öyle müdürüm. Kolay değil. Her şey pahalılandı. Vatandaş hükümet krizinde. Yavuz Bey sizin işler nasıl gidiyor? Sedat'ı göremiyorum da pek. Sorma müdürüm. Başımın belası. Bir tatsızlık mı var? Var müdürüm. Eli rahat durmuyor. Aa, çok fena.
Fena müdürüm. Vatandaşın çoluk çocuğu var diyoruz. Hadi göz yumuyoruz ama olmuyor. Yazık. Çok çalışkan çocuktur aslında. Cin gibi. Birkaç gün kaçamağımız oldu ayıptır söylemesi müdürüm. Eserimiz üzerine çalıştık. Eseriniz? Var bizim de kendimize göre bazı hanım arkadaşlarımız müdürüm. Olmasın mı? Neden olmasın canım? Kafam bozulur bazı şeyleri müdürüm. Komşum da çıkmış balkona. Efendim, şöyle böyle şikayet var diyor. Sende bir şey yok müdürüm? Ne gibi Yavuz Bey? Çapkınlık müdürüm. Yok canım, ne geçer. Olmaz müdürüm, paslanırsın. Erkek dediğin çapkınlık yapacak. Çocuklar büyüdü maşallah, ara sıra iyi gelir. Çapkınlık mı? Tabii müdürüm, dünyan değişir. Zihnin açılır, işleri rast gider. Derler. Baba. Hı, gel. Baba, annem bu laf açılınca sinirleniyor ama böyle olmaz. Biz bir otele çıkalım. Hayır efendim. Unutun oteli moteli. Baba, yavaş, aramızda konuşuyoruz. Mobilyalı bir daire de olabilir. O da olmaz. Ben kendime 6 ay çocuklarını evinde misafir edemedi dedirtmem. Onun bunun lafı kimin umurunda baba? Hem Nimet Hanım'ın baskısından da kurtuluruz. Hayır dedim, oturun oturduğunuz yerde. Nimet Hanım da çok konuşmasın, bozuluyorum ha. Ne yapıyor onlar? Kahve yapıyorlar. Özgeciğim, nasıl buldun Türkiye'yi? 2 yılda çok değişiklik var mı? Ben çok şaşırdım vallahi. Cem pek bir değişiklik yok diyor ama. Oldu bir şeyler oldu. Olmuş canım, Amerika'dan farkı yok. Ne ararsan var. Küçük Amerika diyorlar ya. Amerikalılar bizi pek tanımıyorlar anne. Turkey. Bazıları Afrika'da mı diye soruyor. Pes artık. Öyle. Bazılarının dünyadan haberi yok. Bizim de tanıtımımız zayıf kızım. Anne, verin bana. Tamam. Sen şekeri al oradan. Gazetelerde her gün Güneydoğu olayları yer alıyor ama. İyi düşündün mü oğlum? Özge'nin yanında bu konuları pek açamıyorum da. Düşündük baba, düşündük. Bu iş bize çok para kazandıracak. İnşallah. Dolarla iş yapacağız baba. Oğluna biraz güven artık. İnsanın kendi ülkesinde yaşayıp para kazanması başka şey. Ne olursa olsun yabancısın orada bir defa. 6 ay sonra değiliz artık baba. Pasaport alacağız. Aynı şey değil oğlum. Macera peşinde koşuyorsunuz ikiniz de. Gelin bir şirket kuralım burada size. Baba, sen de çok klasiksin. Ben bugüne kadar hiç zararını görmedim oğlum. Neyse, keselim şimdi. Biz geldik diye mi kesiyorsunuz beyler? Yok canım, ne ilgisi var? Sen de anlamadan yani. Mani olmayalım, buyurun. İş meselesi mi yine? Tutturamadım Mine. Sağ ol. Bana bak, benden gizli bir şeyler karıştırmayın sakın, gözünüzü oyarım. Eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. Şevket, annenler dairelerini müteahhite mi devretmişler? Yok. Nereden çıkarıyorsun şimdi? Hacer dün ağzında bir şeyler geveledi de. Bize danışmadan öyle bir şey yaptılarsa darılırım vallahi. Baksana, küpeler, tek taş yüzükler. Nereden buldular o parayı? Olabilir baba. O gün dedem de öyle bir şeyler söyledi bize. Toplu para, moplu para. Yok canım, bize haber vermeden yapmazlar öyle şey. Annemin her zaman bir köşede parası vardır. O ne kirli çıkıdır o. Ben içerim. Bahse girerim Nimet Hanımlar. Yok canım, gelmezler bu saatte. Görürsün. Vallahi onlar. Baskın var, baskın. Çıldırmış kadın. Sabah kahvesine geldik efendim. Tatlı sohbetinizi beğeniyorsan. Hoş geldiniz, buyurun. Yok efendim, buyurun. Buyurun. Ah, hoş kızım. Geldiniz. Bir gün görmesen fena ağlıyorum vallahi. Ay, ben bunsuz ne yapacağım Bine? Ben de öyle vallahi. Tam alışacağız, gidecekler. Nasılsın kızım? Melek. Kızınla ne kadar iftihar etsen az Nimetciğim. Dur ayol, yavaş. Ne oluyorsun? Ayaklarımı çiğnedin. Önüne baksana, hödük gibi. Doymadık daha kızımıza, çekil. Oturun canım, öpüşürsünüz. Ne bu telaş? Kaçırmıyoruz kızı. Evet anne, böyle kapının ağzında. Buyurun içeri. Anne ol, sen de anlayacaksın bunu. Buyurun. Biz de söylüyoruz Nimet Hanım. Olsa da bir torunumuz sevsek artık diyoruz. Buyurun Raşit Bey. Olacak inşallah Şevketciğim, o da olacak.
Aslan damadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın işleri? Buyurun. Peşindeyiz. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Kahve mi içiyordunuz? Yaparız şimdi size de. İçin için. Acelesi yok. Biz akrabayız. Ne demiş şair? Senin bugün yine pek çenen açıldı bakıyorum Raşit Bey. Ne demişse demiş. Konuşuyoruz. Yabancı yerde miyiz Nimet? Aşk olsun. Sen de hiç konuşturmuyorsun insanı. Konuşma. Yavrum diş fırçanı getirdim. Evde unutmuşsun. Pek titizdir yavrum. Öyle başkasının evinde ne tuvalete girebilir ne yüzünü yıkar. Burada rahat gelinimiz maşallah. Yok öyle titizliği mitizliği. Sen de nasıl konuşuyorsun Nimet? Başkasının evi mi burası? Ben şimdi öyle bir şey mi söyledim ayol? Buşra tahta kafa dememişler sana. Anne. Ben içinden geldiği gibi konuşan bir insanım kızım. Kaşını gözünü oynatma. Vallahi sabah sabah ettim inanır mısınız? Vallahi öyle uyuyamadı. Niye Nimet? Kızını mı özledin yine? Özledim. Müsaade ederseniz alalım birkaç gün bize. Yok Nimet kusura bakma. Gide gele çocukların başı döndü. Tam şöyle yerleşip bir oh dediler. O ne demek ayol? Alınırım vallahi. Burada mı oh dediler? Annelerin evinde rahat ettiremedik mi? Çekilin. Bu yaptığın tam Alman eziyeti Ulviye bize. İş saatinde sırası mı? Evet Davut sırası. Böyle pislik içinde nasıl oturuyorsunuz? Eziyet valla. Şimdi bir müşteri gelirse anne. Gelsin. Ayıp bir şey yapmıyoruz. Temizlik. Galip bakma öyle yüzüme. Çabuk içeriden getir yatağını yorganını buraya. Tamam yenge. Dikkat et tertip fare çıkabilir. He? Fare mi dedin? Fare mi varmış orada? Oh baba böyle. Al. Yapma öyle elinle. Hiç hoşlanmam. Olur ama Davut. Bu pislikte her şey olur. Rezalet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Danke schön Dilek. Gelsene bak ne güzel köpürtük. Öyle yumuşak. Güzel koştum kop. Çarparım şimdi patlatırım seni. Yenge nereye koyayım bunu? Bu ne? Çıkar şunu çıkar. Nasıl yatıyorsun bunun içinde Galip be? Pis anne hiç yıkanmıyor ki. Haftada bir tersiz yapıyorum yenge. Fare çıkmaz mı bunun içinden Davut? Bak! Tık kalıbına. Bir şey gördün mü? Var bir tıkırdı içeride amca. Ne? Tıkırtı mı dedin? Kaynıyor baba böyle. Öl! Yapma böyle. İğrenç. Fare mi var? Gelme sakın Dilek. Çok korkarım. Çabuk orada ne varsa getir buraya Galip. Korkarım yenge. Senin kalıbına. Hadi oğlum sen gir içeri. Yok baba hoşlanmam ben. Kolay gelsin. Temizlik mi var? Fare var Hüseyin amca. Fare mi? Ana. Hoş geldin gözüm. Hoş bulduk ustam. Ben de şöyle bir uğradım. Sen de korkar mısın Hüseyin amca? Ayıp be. Delikanlı adamlarsınız yeğenim. Fareden de korkulur mu? Sizi mi yiyecek? Rica etsem şöyle bir bakar mısınız Hüseyin efendi? Bakarız yenge, niye bakmayalım? Fare ne yapar adama? O senden korksun. Hani nerede fare? Bravo vallahi gözüm. Tebrik ederim Hüseyin amca. İzlanda karşısına çıkacak ilk 11 gibisin vallahi. Vur inlesin. Sopa vereyim Hüseyin amca. Şamata yok. Her an çıkabilir Dilek, gelme. Ölmüş mü? Ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Gelme üstüme. Uzak gözüm. Aman hoşlanma. Gözüm görmesin. Allah. Ya amma yaptınız. Korkacak bir şey yok ya. Fındık faresi fındık. Ceset. Nasıl mı yapıyorsun gözüm? Getirme şu pisi. Hoşlanmam dedim. Ben de hoşlanmam amca. Sarıl bana Dilek yumuşak. Sen de korkarsın. Ne yapıyorsun tertip? Ya
Bakın şu telefona, biriniz hayrınıza, müşteri arıyor. Geçin geçin. Cafer, ne yapıyorsun? Cemil abilere bulgur götüreceğim biraz köyden. İsteyip duruyor. Onlara ver sevap. Kadıncağız bütün gün tıkır tıkır dikiş dikip ev geçindiriyor. Sevap valla. Ha, baykuş da içip dursun lık lık. Başka bir şey yok. Çene yapsın sarhoş. Arttırmış yine birayı. Artırdı baykuş. Ha, baban fenaymış Gül. Fena mı, ne olmuş? Siyatü tutmuş yine. Kütük gibi yatıyormuş. Aman ben de bir şey sandım. Öyle deme Gül. Çok sancısı varmış adamın. Baba bu. Ah, akşam bir ziyaretine gidelim. Yok, ben gitmem. Yüzüne bakmam o kadını bundan sonra da. Kadından sana ne Gül? Bırak şeytan görsün yüzünü. Orası senin babanın evi. Ha, fasulyemiz de onlarda kalmış. Senin aklın fasulyede. Dur bakalım, lafa tutma beni. Akşam olsun düşünürüz. İşim var, hadi. Fasulyede ne fasulyeymiş Gül? Şu domuz görmeden asansöre bir binebilsem... başlar şimdi yine bizi yok mu demeye. Yok aç gözlü. Koklatma sakın ha. Babacığım, aç gözlü, aç gözlü. Şşş, sus aslanım. Ele mi vereceksin bizi? Geldi mi Türkan Hanım? Gelecek biraz sonra. Ne vardı? Hah, gelince haberimiz olsun. Büyük hanımın pansumanı yapılacak. Olur. Ne o elindeki? Bulgur, baykuş istedi de şunda gözü var. Yüzsüz. Vermesen olmaz şimdi. Ver, ver. Herkesten istemeyi utanmıyor. Kolayını bulmuş. Heh, öyle valla. Kızım bak. Bir daha bu kapının önünde babanlarla o yaptığınız gibi kavga dövüş istemiyorum, haberiniz olsun. Duydun mu? Duydum. Ha, çalım yok. Kabahatiniz de oturun. Duydun mu? Duydum Sabri Bey. Bir daha olmaz. Tamam, özür dileriz. Ha şöyle yola gel. Ha şöyle yola gel. Duydun mu? Duydun mu dedim. Çatlak çatlak. Ha Cafer'dir. Cafer mi? Ne var bu saatte? Bulgur getirecekti. Ha. Buyurun. Az veren candan demişler. Teşekkür ederiz. Cafer buyur. Yok Cemil abi. İşinizin arasında kalabalık etmeyeyim şimdi. Gel otur gel. Bir şeyler ikram edelim. Kekimiz vardı Sevim. Var var. Otur iki dakika. Çay içer misin? Zahmet olur yenge. Ay otur otur, biz de içeceğiz. Otur. Nerede biralar? Torbada. Bulgurların arasında. Ha? Ne? Anam, ben de gerizekalılık. Başka bir şey bulamadın mı? Tüy, nasıl düşünemedim? Hiç kafan çalışmıyor ki. Sevim, çaydan başka içecek bir şey yok mu? Var Cemil'cim. Anam. Bira mı aldın? Aldım ya, sürpriz. Bugün çok çalıştın ya. İkinci biramı içmemiştim zaten Sevim. Soğuk mu bari? Hayır maalesef. Torbanın dibinde kalmış, sıcak. Çek elini! Çok sahtekar. Sen de buna yataklık ediyorsun he? Anam. Bu yarının istikakı Sevim. Bir dakika. Konuşma benimle. Şimdi fırlatıp atmazsam. Kaza olur Sevim. Aman, birinin başına düşer. Yenge bir dakika. Yenge. Gelmeyin peşimden şimdi kafanızda parçalarıma. Bir dakika Sevim. Bugün de maşallahınız var anneciğim. Bakın ne güzel yiyor Sabri Bey. Aman efendim aman. Çok şükür. Nazar değmesin de. Pek severim şu cegirdeksiz üzümü. Soğukmuş da. Fiyatından haberi var mı acaba? Löp löp yutuyor ama. Pst pst. Dolaşma ayak altında pismuş Yemet. Senin de mi canın çekti? Aa, tekmelemeyin yavrucuğu lütfen Sabri Bey. Tekmelemiyorum efendim. Cımarık musibet. Utanmasa büyük hanımın elinden kapıp yiyecek. Emniyette değil mi efendim? Emniyette efendim. Hah, düşmesin de Allah korusun. Babam bir şey söylüyor o gene. Size efendim, size.
Bir umumi vekaletname vermiş olsaydınız şimdi maaşınızı da alırdım. Faizler orada boşu boşuna bekliyor. Pst! Üstüme tırmanacak neredeyse musibet. Fenalık yapmasın hayvana. Hakkımı helal etmem ona. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Kim kime hakkını helal ediyor acaba? Buzlu üzümler, günde iki şişe süt, vitaminler. Anne yiyemem, verme artık kızım. Babacığımın hatırı için. Bakın şu kadarcık kaldım, ruhum azap olmasın. Yiyemem dedim evladım, zorlama. Rahmetli de onun üzümünü düşünüyordu. Tövbeler olsun. Gözünüz üstünde olsun aman efendim. Tamam efendim, tamam, bakıyorum. Tatoş gel kızım. Üzüm vereyim sana, gel. Daha ne, zıkkım yiyeceğim. Aman efendim, kızın yiyeceği iki tanecik üzüm. Kedinin üzüm yediğini de ilk defa sizden duyuyorum efendim. Apartman yönetimine el koymaya hazırlanıyorlarmış yukarıdaki alaman domuzları. Koyarlar efendim. Siz böyle uyuşuk uyuşuk oturduktan sonra. Uyuşuk mu? Evet efendim. Bütün gün evde oturup binekliyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Kedi babası gibi. Ayla Hanım, sözlerinize dikkat edin lütfen. Vallahi çıngar çıkar. Allah Allah. Sokaklarda geçsem annenize kim bakacak acaba bu halde? Bahane aramayın efendim. İmaj değiştirin biraz. İmaj mı? Sakal bırakayım, küpe takayım isterseniz bu yaştan sonra. Ay 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 ay, Rüknettin tut beni, gidiyorum. Anneciğim nereye? Ay ay ay. Anneciniz de imaj değiştiriyor herhalde. Her şeyin kolayına kaçma Aydın. Kolayına kaçmıyorum yavrucuğum. Kafanı çalıştır biraz. Benim kafam çalışıyor, terbiyesizlik etme. Bir sorun var, ne oluyor hayrola? Yok bir şey anne, biz böyle çalışıyoruz. Kavga ediyorsunuz sandım da, pardon. Beni arayabilirler efendim. Bakalım efendim. Alo. Ha Mineciğim sen misin? Merhaba. Bazen ne kadar kabasın. He sen de çok incesin. Ne işe yarıyorsa kırılacaksın incelikten. Aydın bak, annem burada olmasa. Ne olsun be Mineciğim, Aydın bizde. Ha oyuna çalışıyorlar. Böyle mi çalışıyorlar oyunu, avaz avaz? Prova herhalde. Evet. Aydın yeter dedim. Tamam. Fena halde konsantre olmuş durumdalar. Aydın kes dedim sana. Bilge biraz yavaş kızım, duyamıyorum. Kızım yavaş. Aydın devam etme, illet oluyorum bu hallerine. Ben de senin bu hallerine illet oluyorum. Aydın yeter artık. Yeter. Bayılacağım ha. Gelme üstüme bu kadar, yeter. Bizim ev tiyatroya döndü. Ben mi geliyorum? Evde. Tabii sen geliyorsun. Gel istersen. Prova da izlersin. Tamam güzelim, tamam. Ben gidiyorum. Tartışılmaz bugün seninle, havandasın. Aman git, bitti bu iş. Allah kahretsin, bir daha da beni arama. Kızım Bilge ne oluyorsunuz? İki dakika konuşturmadın şurada. Baksana şuna anne. Aydın. Gideyim efendim. Bilge'nin sinirleri bozuk. Sen bozdun benim sinirlerimi. Ya oyunun en hararetli bölümü. Aydın. Aydın. Karı koca kavgası herhalde. Biz de bugün Nimet Hanım'la az kalsın birbirimize giriyorduk Nazancığım. Kadın kafayı yemiş. Kızım da kızım. Sinir etti beni. Bizim de aslan gibi oğlumuz var. Taş kesildi Hüseyin. Geçecek eniştem, geçecek, geçecek. Dayanamam seni böyle görmeye. Öpme öyle. Ezecek misin iblis? Geri dur. Aman geri dur abi. Aksiliği üstünde. Canım desen canım çıksın diyor. Şimdi yersin bastonu. Yemem yemem. O bastonu kime vuracağını bilir. Eniştem memnun musun? Nasıl, iyi bakıyor mu sultan sana? Bakıyor. Allah razı olsun. Daha ne bakacak? Hayır. Varsa bir yaramazlığı hakkını avcına vereyim böyle gelmişken. Bizim onunla kendi başımıza bir derdimiz yok be abi. Çocukları olmasa, hele o yılan kızı. Dedikodu yok, dedikodu yok sultanım. Bağırtmasana adamı kız. Onun sancısı kendine yetiyor zaten. Tamam tamam, bir şey demedik. Oğlu da bassın, kızı da. Beddua etme sultanım. Kız inadına mı yapıyorsun keçi gibi hasta adamın başında? Kapat şu konuyu. Sinirlenme eniştem, sinirlenme. Siyatiye hiç iyi gelmez. Ah,
Köyde hiç bu ağrılar yoktu Hüseyin. Bak geldik başladı. Rutubet enişte. Benim de şu iki dizim sızlıyor bugün. Havası kötü İstanbul'un. İnsanın memleketi gibi olur mu gözünü seveyim? Kupkuru hava, tertemiz. Ah ah, gönlüm hep orada. Herkes yatağını yorganını yüklenip İstanbul'a geliyor. Biz şimdi köye mi gidiyoruz Halil Bey? Ah, hasbinallah. Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi sultanım? Kız şimdi sana öyle bir şey diyen mi oldu ki serseri? Azdırmasana eniştemin ağrılarını böyle salak salak konuşup da. Bulmuşsun böyle melek gibi adamı. Bir ev var enişte. Ev mi? Ev. Apartman apartman. 4 katlı. Bitmiş hazır. 5. kata da izin çıkmış. Tak camını penceresini gir. Heh. Buldun yine dağ başında gece konduların arasında bir yer abi. Kız senin hakikaten aklın kıta. Sen de işine gelmeyince hemen harcarsın bizi abi, aşk olsun. Bir dakika sultanım, konuşuyoruz. Ah. Buyurun efendim. Niye satıyorlarmış Hüseyin? Müteahhit ortaklarıyla anlaşamamış enişte. Satıp hisselerini verecek. Ha. Ya o bakımdan da kelepir. Peşin param olsa senin gibi hemen alırım. Konuşma öyle Hüseyin, yerin kulağı var. Kim bu şimdi? Oğlu gelmiştir Nedim Bey, ömür törpüsü. İyi günler. İyi günler, buyur. Cafer geldi enişte. Onun yanında ev işini konuşma sakın. Deli misin enişte, ağzımı açmam. Babacığım nasıl oldun? Görmüyor musun halimi iblis, nasıl olacağım? Adam ölse haberleri bile olmayacak. Geldik işte Sultan Hanım, herkesin işi var. Gel bakalım hayırsız damat, gel. Öpeyim babacığım. Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım. O da işi bitince gelecek. Gelmesin istemez bundan sonra. Ne ölüme ne dirime. Tövbe de sultanım. O nasıl söz? Ya insan düşmanına söylemez böyle kız, tövbe. Ayıp şeyler bunlar akrabalık arasında Sultan Hanım. Kin gütme. Ah. Biz de fasulyemizi siz de unutmuşuz babacığım. Fasulye için mi geldin buraya iblis? Bir nasılsın demek yok mu? Ayıp be ayıp. Tabii onun için geldi. Başka niçin gelecek? Olur mu babacığım? Biz öyle insanlar mıyız? Hadi hadi, biz biliyoruz mallarımızı. Ya! Güzel konuşun. Nifak saçmayın aile arasında. Ah. Yahu yapmayın bunu be, aman. 3 kuruşluk fasulye için. Bak hala konuşuyor iblis. Enişte aman, ben. Aman be, tut çeneni sen de Hüseyin. Merhaba Demet. Merhaba. Erken geldin. Bitti işim. Öğrendin artık. Öğrendik sayılır. Ergun Bey sordu mu beni? Tabii, 3 dakikada bir. Geldin mi Kanarya? Geldim Ergun Bey. Önce buraya değil evladım, bana görüneceksin. Tamam mı? Tamam Ergun Bey. Banka işi tamam mı? Tamam. Aferin. Gümrükte problem yok? Yok. Aldım bütün evrakları. Oo, fırtınasın Kanarya. Böyle giderse sollarsın bu şirkette bize. O nasıl söz Ergun Bey? Herkesin işi ayrı. Hoş geldin babam. Hoş bulduk Abbas abi. Abbas, kim var içeride? Kim olacak müdürüm affedersin, patronlarım. Tahta kafa sizi geliyordu az önce. Gittiler Cem Bey'le. Parti değiştirdi o, ne olmuş? Bilmiyorum. Erken çizim babasına girdi iyice. Bitirler. Şirket bile sıkıntılı. Büyük biraz iş beğenmiyormuş. Nedir bu insanın çocuklarından çektiği yahu? Ali Bey'in benzini, Bilge Hanım'ın tiyatrosu. Parayı istiremiyorlar. Şirket bir saçını başını yoluyor vallahi. Günah, acıyorum. O onların iç meselesi Ergun Bey. Bizleri ilgilendirmez. Öyle. Hatırlattığınız için teşekkür ederim hanımefendi. Hadi bakalım Kanarya, mesai daha bitmedi. Hadi. Geldim Ergun Bey. İyi dedin bacım affedersin. Ağzına sağlık. İşi gücü dedikodu. Günaha sokar insana. Cıvık cıvık konuşuyor affedersin. Sen kilo aldın Abbas efendi. Farkında mısın? Hacer Hanım iyi bakıyor sana. Bakıyor bacım affedersin. Allah razı olsun. Darısı başınıza. Ne yapıyor? Çoktandır görüşemedik.
Hakime gitti bugün bacım affedersin. İyidir, bir yaramazlık yok çok şükür. O da gelecek akşamüstü, çarşıya falan çıkacağız da. Alışverişe çıkacaksınız ha? Sen pek o işlerden hoşlanmazsın ama. Abi, adam bana iyi gelir, çapkınlık yap ara sıra diyor. Kim diyor? Katil Bey, Yavuz Bey. Ha. Bu sabah o getirdi beni. Yap oğlum, yapabiliyorsan. Aa, dalga mı geçiyorsun abi? Yapamazsın ama sen. Yeteneğin yok. Ağzına yüzüne bulaştırırsın sen. Abi, sen yapıyor musun yoksa? Yok oğlum, bizden geçmiş. Ben de beceremem. Karımı seviyorum ayrıca. Yapamam öyle şey. Ben de seviyorum abi. Bana göre değil o işler. Ya Şükrü. Ha. Tahta kafanın yanında soramadım. Babamlar ev hisselerini müteahhite mi devretmişler? Ya, olmaz öyle şey abi. Ben duymadım. Mine söyledi de bu sabah. Hacer Hanım ağzında öyle bir şeyler gevelemiş. Cem'de olabilir diyor. Bizle tanışmadan yapmazlar öyle şey abi. Yaptılarsa çok bozulurum. Ben de bozulurum. Bir daha hiçbir işlerine karışmam şerefsizim. Biz burada eşek başı mıyız? Hoş geldin. Şimdi seni konuşuyorduk. Öyleymiş. Otur Hacer Hanım, affedersin. Ayakta dikilme. İş bitince gideriz. Bir şey içer misin? Demet kim geldi? Ha, sen misin Hacer Hanım? O ne elindeki? Büyük hanım verdi, Allah razı olsun. İyi insanlar. 10 milyon da para verdi. 10 milyon mu? İkramiye falan mı çıkmış? Hayır canım. Evlerini sattılar, haberiniz yok mu? 5 milyar almışlar. 5 milyar mı? Niye söylüyorsun Hacer Hanım? Ya kimse bilmiyorsa? Herkes köşe dönüyor son günlerde maşallah. Biz böyle kaldık. Gel. Efendim hayırlı olsun. Hiç haberimiz olmadı. Neymiş o? Hüsnü Bey'ler evi satmış 5 milyara. Duydun mu Şükrü? Duydum abi, duydum. Küserim vallahi konuşmam. Ben de. Bakmam yüzlerine. Sen nereden duydun Ergun? Hacı Hanım geldi de ona da 10 milyon ikramiye vermişler. İkramiye? Tamam. Aç telefonu, biz evlat değil miyiz baba diye sor. Hadi. Sen sor abi. Değilmişiz demek. Biz evlat değil miyiz Şükrü? Ne bileyim abi. Kırıldım. Küstüm, çok ayıp. Babamla amcam o gece kafaları çekip dedemlere gitmişler. Baba sen ne yaptın? Dedem onlara şöyle bir bakmış. Yanıt kesin. Ne yapmışım eşek sıpaları? Sarhoş musunuz? Her şeyi size mi soracaktım? Hadi evlerinize. Dayaktan kıl payı kurtulmuşlar.